Viyana'dan 6. ve 7. Viyana'nın ortasından Marienfelde'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün de burayı tanıtalım. Yakın zamanda video atmamıştık. Biraz Marienfelde ile ilgili video atabiliriz. Şöyle ben 1. Viyana tarafına doğru Westbahnhof üzerinden 1. Viyana'ya doğru çekeyim. Diğer kısımda çok da bir şey yok zaten. Burası çok alışveriş için kullanılan bir yer bir yanada. Şöyle mesela değişik binalar da var. Onları da çekeyim size. Binanın mimari yapısına bakarsanız ne kadar değişik olduğunu az çok görebilirsiniz. Çoğu zaten eski bina. Ama böyle değişik şekilde tasarımlar da var, yok değil yani. Bu ağaçların tamamı hazır şekilde başka bir ülkeden geldi ama tam şu an nereden geldiğini bilmiyorum. Müthiş bir serinlik ve rahatlık veriyor. Artık cinsi şey nedir bilmiyorum. Şöyle. İnanılmaz bir serinlik veriyor bu ağaç. Gerçekten sanki böyle klima yapılmış gibi. Zaten öyle bir özelliği olduğunu söylemişlerdi ilk kurduklarında. Şu karşıda U-Bahn var, onu söylemeyi unuttum. U işareti olan yer metro girişi. Normalde bu caddenin altında metro var mesela. Yürüyen merdivenle aşağıya inip metroya gidip U3 metrosu. Metro ile yolunuza devam edebiliyorsunuz ya da metrodan inip buradan alışveriş yapıp geri gidebiliyorsunuz. Haziran 2020 bu arada videoyu çektiğimiz tarih. Yıllar sonra eğer izlerseniz şaşırmayın ne zaman çekildi falan diye. Yazın, kışın, gece gündüz olabilir. İzlediğiniz bir saat. Şimdi bu tarihin bir önemli daha kısmı var. 1 Temmuz'dan itibaren Viyana'da korona yasakları tamamen kalkıyor. Aslında şu anda çok cüzi de olsa belli şartlarda korona yasakları var. Mesela ulaşımda, metroda, trenle falan maske takmak zorundasınız. Onun haricinde dışarıda falan kullanmanıza gerek yok. Restoranlarda kullanmak zorunda değilsiniz. O da kalktı. Şöyle gezdiğim yerleri hem alışveriş dükkanlarını göstereyim size. Yani bütün markaları bulabiliyorsunuz burada. Ya çok değişik bir yer Viyana ya. Her türlü insan, her türlü şey görebiliyorsunuz. Adam yattığı yerden bisiklet kullanıp geçti mesela sokağın ortasında. Bisiklet kullanımı çok yaygın bu arada. Şurada da var bir tane metro. Şu tadilat yapılan binanın alt kısmı, metro girişi, otobüsün arkası. Burada da var tadilat. Şu şekilde göstereyim. Bu skuterlar kiralık. İstediğiniz yerden alıp istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz bu yanada. Dakika ücret ödüyorsunuz sadece. Kaç dakika kullandıysanız. Burası Bortolotti dondurması. Burayı da bir çekeyim. Buranın dondurmaları güzel. Tabii bir tiki kadar değil ama. İtalyan sahibi. Ben de tanıyorum sahibini. Daha önce birlikte alışveriş yapmıştık uzun zaman.
Şöyle arkadan biraz daha çekeyim şöyle alışveriş caddesinin bir kısmını. Gördüğünüz gibi. Böyle. Binalar tamamen eski. Zaten eski bir yerleşim yeri burası. Yani tahminim en az bir 300 yıllık falan vardır yani her bir bina. Viyana'nın en eski caddelerinden alışveriş için. Ki metro bile zaten nereden baksanız bir 380 metre. Bunlar da kiralık bisikletler. Şuradaki bilgisayardan açıyorsunuz kilidini. Geri kapatıyorsunuz. İstediğiniz yere gidip orada bırakıyorsunuz. Hatta ben biraz sonra yemek için bir tane alıp kullanayım sizin için. Burası da metro girişi. Asansörle. Normal caddede giderken asansöre binip metroya binip devam edebiliyorsunuz yolunuza. Hayat Avusturya'da bir yana da devam ediyor. Bakın şu şekilde çocuklarla birlikte bisiklet kullanan da çok. Burada da bir imza kampanyası var galiba. Avusturya'da 6. ve 7. Viyana'nın kesişimi olan Maria Strasse. Hemen hemen bütün mağazalar var dediğim gibi. Şöyle çekeyim sizin için. Hayvanseverler. Sind die vielen Krankheiten. Es gibt eine Untersuchung aus Deutschland, die zeigt, dass Schweine, die auf reinem Betonboden gehalten werden, 9 von 10 Fällen Çok değişik ya. Burası da bir alışveriş merkezi. Hemen hemen bütün mağazalar var içeride. Kafeler, sinema, her şey var. Bu şekilde işte. Şu zaten yazıyor Satürn, Zara, Merkür. Başka mağazalarda. Şuraları çekeyim. Ne var?
Burada mesela Urban burada JD diye bir mağaza var ama bunu tam bilmiyorum ne olduğunu. Burası da büyük bir alışveriş mağazası. Bakın nereden nereye kadar. Bu arkadaş da sıcak bir alışveriş. Burası normal bir market villa. Şöyle çekelim. Bu çeşmede aslında şunu da çekeyim. Bakın bundan her yerde var. Şöyle. O kadar soğuk ki suyu. Buzdolabından çıkarsanız bu kadar soğuklukta içmeniz zor oldu yani. Ve suyun kalitesi de mükemmel. Her yerde var. Yani hemen hemen bir her 200 metresinde bir insanlar suya ulaşabilsin diye. Bir yana da rahat rahat su içebiliyorsunuz. Şöyle çekeyim. O biraz önce gösterdiğim dondurmacının bir şubesi de burada. 3 tane dondurma şubesi var bu cadde üzerinde. Bortolotti. Dondurmalar gerçekten güzel. Şöyle. Bu yan tarafta Türkis. Türk restoranı. Vay be, amma hızlı gitti. Skuter ne kadar hızlı yapıyor ya. Bugün cuma olduğu için
çalışma saati ortalama 36 ile 38 saat arasında. İş yerine göre değişiyor. Genelde ya 4 tam gün, 5. gün yarım gün ya da 5. günü diğer günleri yayıp yani birer saat fazla çalışıp cuma günü tamamen boşa çıkıp 3 gün tatil yapılıyor. İş yerlerinin büyük kısmında öyle. Ya da mesela diyelim işte pazartesi salı günü çalışmayıp, pazar günü zaten tatil günü de kimse çalışmaz. Bütün marketler, şoplar her yer kapalıdır. En merkezi yerde de olsa. Cuma, cumartesi günleri çalışması gereken bir yerse, o zaman da pazartesi günleri, salı günleri ekstra bir izin daha kullanıp öyle tatilini değerlendirmiş oluyorlar. Ya da saatleri hafta içine yayıp o şekilde 5 gün veya 6 gün çalışan da oluyor ama daha az saat çalışmış oluyor. Yani mesela 8 saat yerine 6 saat gibi. Toplamda haftalık çalışma saati zaten önemli olan. Ama çok nadirdir o şekilde. Yani genelde mesela 8 saat 9 saat günlük çalışıp 4 gün çalışıp işi bitirirler genelde. Fabrikada çalıştığınız zaman daha da böyle güzel imkanlar olabiliyor. Mesela 12 saat anlaşıp 12, 24, 36, 3 gün çalışabiliyorsunuz. Eğer 4. gün çalışırsanız o tamamen mesai olmuş oluyor. Maaşınız yükselmiş oluyor yani. Bakın şimdi şurada bir ekmek dükkanı var mesela, ne kadar güzel. Orayı çekmem lazım. Buzdolabında. Şöyle etrafını göstereyim. Bakın sıradan bir dükkan ama ekmekleri ne kadar güzel satıyor. Az önce şu çeşmeden görmüştük. Tekrar burada da var. Yaklaşık her 200 metrede bir. Böyle çeşmeleri görmek mümkün. Bir de şuradaki işçi ve insan güvenliğine bakın. Görüyor musunuz ne kadar dikkat ediyorlar? Biraz da dışarıdan göstereyim size. Oberla konutu. Burası çok kaliteli böyle keklerin, tatlıların satıldığı, kahvesi çok da ünlü bir pastane tarzında dükkan bir yanında. Şöyle binaların nasıl göstereyim size. Burası müziğimiz Quartier. Bu içeriye de çekim olmazsa. Videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Tekrar videoya başlayacağım. Görüşmek üzere, selamlar.